Selamünaleyküm sevgili araba sever arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün Assetto Corsa'da Volvo S60 R ile beraberiz. 2,5 litre turbo beslemeli 4 çeker bir makine. Makine derken harbici ruhsatlı silah. Öyle güzel bir araba. Şahsen benim bir hayal garajım olsa, içine böyle istediğim arabalar ya da 20-30 tane araba falan koyabileceğim bir garaj olsa bir tanesi muhakkak bu olurdu abi. Çünkü çok merak ettiğim bir araba. Bu arada herkes hayallerindeki aracı yorumlara yazarsa gerçekten çok sevinirim. Şöyle söyleyeyim, size videoda bunlardan da bahsedeceğim. Videomuzun konusu bugün bana 16 bin lira girdi, ondan bahsedeceğiz. Volvo S60 daha önce 2.0 turbo ve 2.0 atmosferik turbosuz versiyonunu kullandım. Onların deneyiminden bahsedeceğim biraz. Sonra da biraz daha goy goy yapar çıkarız kankalar. Ha bir de müziksiz bir video olacak, ondan bahsedeceğiz. Artık çok müzikli video çekesim gelmiyor. Siz de zaten böyle sohbet muhabbetlerinin daha çok sardığını söylüyorsunuz. O bağlamda yavaştan yolumuza çıkalım. Şu küveylanı bir inletelim. Şöyle yavaştan altı da yere sürtecek biraz ama. Ha bu arada abone olmayan falan arkadaşlar artık ya bunları söylemeyelim. Oradan abone ol. Çan simgesi, beğeni falan. Yorumlarda buluşalım gibi şeyler. Yapalım. Bilmukabele. Arabanın artı altı yere bir tık sürtüyor gibi bu arada bu haritadan olan bir şey. Harita kaliteli ama Hollard'ın niye öyle yaptılar hiç bilmiyorum. Horizon New Gen 3 olması lazım burası. Arabanın ve haritanın linkini de aşağıya eklerim. Bulabilirsem eğer yani haritayı buluruz da. Arabayı çok eskiden indirmiştim. Geçeceksen geç. Bak mod gerçekçi bu arada. Dönmüyor abi bu araba. Yani teker çapı çok az. Ya bu arabayla ilgili bir tahminim var. O da şu. Zamanında Ford ile ortak üretilen Volvo'lar vardı. Sanırım bu onlardan çünkü o dönemin Ford'larının lastik açıları da çok dardır. Ayrıca benim hatırladığım 2,5'luk Mondeo vardı ve onda da 5 silindirli motor vardı. Yani sanki aynı dönemin arabaları olabilir. Gerçekten güzel yürüyor. Ben 5 silindirli bütün makinalar içerisinde beğenirim abi. Neyde var bunlar? Saab'da var, Ford'da var, Volvo'da var. Bir de Fiat Bravo 2.0 HGT'ler vardı. Benim hatırladığım bunlarda 5 silindirli makine var. Şuradan bir ışığı da ayarlayayım. Arabanın içi bir inceden karanlıkta da şöyle bir güneşin yönünü çevirdim oyunda. Biraz daha aydınlık sürmek keyif veriyor. Gerçekten arabayı çevirince gidecek ama yapacak bir şey yok. O an için beni çok rahatsız etti. Abi bak hiç rampada çekmem çıkmam demiyorum mübarek. Böyle aslan gibi çekiyor. 4 çeker, 2,5'luk turbo. Neyde var? Subaru da var. Bu ne? Büyük Subaru mu? Ya şöyle söyleyeyim hani S60 ona değineyim. Daha önce 2.0 turbo ve 2.0 atmosferiğini kullandım. Yani ne kadar merak eden olur S60'ı, hayalini kuran vardır bilmiyorum ama yandaki ekrana daldık. Şöyle söyleyeyim. Yani kuzu postunda kurt kardeşim çok böyle sataşılacak bir araba değil şahsen. Bence 2.5 R versiyonu ki 2.0 turbo versiyonunda hiç hafifsenecek bir araba değil. Gerçekten güzel yürüyor çünkü. Şöyle ince bir uzayalım. Ya fiyatları nedir filan hiç bilmiyorum. Çok uzun süre kullanma şansım da olmadı. Bir iki arkadaşım da vardı öyle. Ne bileyim işte ya Ankara'nın bir yerinden Şaşmaz'a gitmişizdir. Orada kullanmışımdır vesaire gibi kısa mesafeler. Ama S60'taki en çok beğendiğim olay şuydu. Abi oturduğun zaman şu polisi bir geçeyim. Şu direksiyon şu kucağına lık diye düşüyor. Ve koltuk açısı o kadar iyi ki bakın şu göğüs şöyle biraz size doğru bakıyor oturduğunuz zaman elin şu viteste ya abi, şu tuşların hepsine parmağınla çok rahat ulaşırsın böyle eğilmezsin de yani ya, o yönden gerçekten ergonomi yönünden harika bir araba ama şunu da söyleyeyim şöyle baktığımız zaman S60 biraz daha büyük heybetli bir araba ve segment olarak yani Mercedes'in E segmenti ile BMW'nin segmentine denk diyebiliriz ama ne konuda denk diyebiliriz hani ebat falan filan konfor anlamında belki diyebiliriz süspansiyonları premium araç seviyesinde değil. Yani Mercedes'in C segmentinde bulduğun amortisörü
Bunda bulursun ama E segmentinde bulduğun amortisör ve süspansiyon rahatlığını bunda bulamayabilirsin. En azından ben sürdüğüm arabalarda bulamamıştım. İç malzeme kalitesi çok kötü değil. Yani ama yine de bir Mercedes, BMW, Audi klasmanında değil. Ha kötü mü derseniz değil. Gerçekten güzel. Benim Volvo'larda en çok gördüğüm şey koltuklarının derisi çatlıyor. Ha bu bakımsızlıktan oluyor mu? Evet. Ama yine benim gördüğüm kadarıyla Volvo kullanıcısı biraz daha böyle arabasına özen gösteren, bakımını aksatmayan, araba kullanmaktan ziyade arabaya binmeyi bilen kullanıcılar genelde Volvo'yu tercih ediyorlar. Ya bu kitlenin de ben çok aksattığını düşünmüyorum abi. Hani günün sonunda bana göre, benim şahsi fikrim, Mercedes, BMW kalitesinde bir deri yok. Deri koltuklu bir Volvo alıyorsanız. Ha güvenlik yönünden belki ikisinden de daha iyidir. Ki İsveç çeliğini zaten az çok hepimiz biliyoruz. Bak şimdi abi şöyle S60 Arla gidiyorsun, tamam mı? 2003 model araba. Önden de modelli araba gidiyor. Ne olsun? İşte C kasa Mercedes, 3 kasa BMW, bir tane de Audi koyalım A3. 240'a oturdun gidiyorsun. Ne yapıyorsunuz? Yarışıyorsun. Allah'a emanet abi. 2.5 turbo 4 çeker. Ben videolardan gördüğüm 2.0 turbodan sorun olabileceği hissettiğim araba mükemmel bir şey. Yani hayal ettiğim bir araba. Ha bu arada hayal ettiğim araba derken şunun sesini az bir kısayım. Şuradan da bir geçelim. Size şuna değineyim. Bugün bana bir tık bir 16 bin lira girdi hayal ettiğim arabadan. Aslında girmedi, olması gerekendi de. Ya şöyle düşünün. Şimdi modelli bir araba aldığında pek bir şey hissetmiyorsun yaptırdığın zaman ama 90 model bir arabada civata hissetsen farkında hissediyorsun kardeşim. Benim çocukluktan beri hayalimdi 190E Mercedes. Hayal ettik, aldık. Çok şükür Rabbim hayalini kuran herkese hayal ettiği arabayı nasip etsin. Yaklaşık 5 yarışından beri istediğim bir arabaydı. Yaklaşık 6 yıldır da biniyorum. Yani şöyle söyleyeyim, 6 yıldır bir şeyler yaptırmak istiyordum. Pandemi girdi, param yoktu. Bir şeyler yaptırmak istiyordum. Askere gittim. Parayı askerde harcadım. Bir şeyler yaptırmak istiyordum. Askerden geldim, param yoktu. Yine bir şeyler yaptırmak istiyordum. İşin içine düğün girdi, evlendik, o girdi, bu girdi. Hep kaldı o araba bir şekilde ama hiç beni yolda bırakmadı. 6 yıldır bana soktuğu tek masraf bir tane ateşleme bobinidir. Onu da orijinal Helle marka mı almıştık, boş mu hatırlamıyorum. 750 liraya alıp koymuştuk, devam etmiştik. Yani haricinde ufak tefek yağ bakımı nedir, cam düğmesi bozulmuştur gibi şeylerle yolumuza devam ettik ama ne zaman bu arabaya bir alıcı çıksa, ben de ya bir satsam mı diye düşünsem, ya belki de bir sanayiye götürmüştür, nazlanmıştır. Yine bir alıcısı çıkar gibi oldu. Yine lan mı acaba E200 artık geçsek mi sorusunu kendime sorduğum anda bastı baltamın aşırı zayıfladığını fark ettim. Ustayı aralım, ben geliyorum. Fiyat alabilir miyim? 6000 lira balata, işte baskı balata set, 3000 lira işçilik, 9. Ama bak dedi, bayağıdır alt takım işine girmiyorsun. Bir şeyler olursa bilgin olsun, yani çıkabilir. Abi bir açtık ki altı. Şuradan bir kayabilir miyiz? Bir açtık ki altı. Benim şaft köşelerinin ikisi de nane yedi yiyecek. Beni bir değiştir diyor artık. Sonuçta bunlar benden önceki bakımda değişti mi bilmiyorum. Değiştiyse 100 bin, değişmediyse 200 bin kilometre önce değişmiş bir parça. Yani öyle odur budur derken bana bir ince 16 bin lira girdi ama arabadan aldığım haz da bir o ölçüde arttı. Yani diyorum ya, 90 model arabada civatayı siksen keyif alıyorsun abi. Hissettiriyor sana çünkü. Artı elektronik değil, her şey mekanik. Yani ne yapsan keyif alıyorsun. Bilmiyorum, arabayı şahsen satmaktan bir ince vazgeçtik gibi. Yani çok temiz bir E200 bulmam lazım satmam için. Zaten geriye bir diferansiyelim kaldı yapılacak. Yani bir yandan da onu düşünüyorum şimdi. 4 amortisörünü yaptırmışım. Fren disklerimi yenilemişim, baltalarım yeni, el frenim yeni. Ne bileyim işte ateşleme için buji kablosu, bobin, tevzi makarası, distribütör, hepsi yeni. Yani geriye bir arkada şey kaldı. Neydi onun adı? Diferansiyel kaldı. Ya bir iki de kozmetik bakım isteyen yerleri var, onlar kaldı. Başka bir şey kalmadı. Yani şimdi başka bir arabaya gidip üstüne bir sürü para bayılana kadar diyorum. Bunu yaptırıp binmek var. Ya bir yandan da şimdi gemi gibi 124 kasa var E200 ama
Hayalimde yaşadım abi biraz da artık. Başka hayallere uzanmak istiyorum. Kararsızım. Vesaire vesaire. Buradan da şöyle yavaştan uzayalım. Bu arada bundan sonraki video içeriklerimizden birisine yine 5 silindirli bir araca yer vermek istiyorum. Umarım bir gün vaktimiz olur da gerçek araba çekimleri de yaparız. Ama böyle 200'le falan makasa girmem, haberiniz olsun. Hani bundan sonraki Assetto Corsa içeriğimizde 5 silindirli bir makine olarak Mondeo'yu bulamayız zaten, zannetmiyorum ama sizce Saab mı çekelim, Volvo 850 R mı çekelim Station? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Biz de ona göre bir içerik üretmiş oluruz. Veyahut da gelmesini istediğiniz başka arabalarda da yorumlara ekleyebilirsiniz. Ha bu arada dediğim gibi içerikler bundan sonra birazdan müziksiz gelecek abi. Yani arada bir çekmek istediğim araba oluyor ama çok da anlatacak bir şeyim olmuyor. Çekmiyorum. Yani çekiyorum ama müzik çekiyorum da. Ya çok haz almıyorum. Sizden geri aldığım bildirimler de bu yönde zaten hani. Abi sohbet muhabbetli çek daha güzel oluyor vesaire gibi. Discord'da olsun, yorumlarda olsun vesaire. Ya ben de böylesini daha çok seviyorum. Zaten biz bir yola yayınla çıkmıştık Twitch vesaire gibi. YouTube'a çok sonradan girdik. Twitch'i bırak yayına vakit bulamadıktan sonra. Ya ama yine de şurada sizinle yorumlarda bile buluşmak daha çok haz veriyor işin açığı. Hani çünkü müziği açtım, gazladım. Gazladım, arkaya müzik ekledim. Haydi abi yeter. Assetto Corsa da bir ayrı baydı biraz. Biraz daha farklı içeriklere de ihtiyacım var. Yani simülasyon tarzı yine başka. Hop. Gördünüz Volvo işte, hiçbir şey olmadı. Geçen arkadaşlarla gidiyoruz, Volvo ile kaza yaptık. Kapısını açtık indik, kardeşim öyle araba işte. Ya lafa dalmışım. Çok da anlatacak bir şeyim kalmadı işin açığı. Şöyle son bir gaza oturalım. Ardından videomuzu bitirelim. Şuradan kaçmak biraz daha mantıklı gibi geliyor. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Şöyle kanala abone olur, videoyu da beğenirseniz memnun olurum. Gelmesini istediğiniz içerikleri dediğim gibi yorumlar kısmına lütfen yazın. Esenlikle ve sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.